Hadi. Yarın asker benim yarim, o da ihmale kalmış, çalışsaydım be yarim. Göçmenlerin Kırklareli mutfağına taşıdığı, geçmişte pirjona, günümüzde kaçamak olarak bilinen yemek, tereyağının eşsiz kokusuyla damak tadı arayanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İçerisinde eridiği tencerede mısır unuyla buluşan, tereyağına katılan suyla aş halini alan kaçamak, uzun süre tok tutması dolayısıyla tercih ediliyor. Pekmez, şeker ve yoğurdun sos olarak kullanıldığı kaçamak, Bulgaristan'dan Kırklareli'ne göçen, Rumeli'de Bulgarca konuşan Türk ve Müslüman topluluğu Pomakların göçle geldiği ve çokça yaşadığı Üsküp beldesinde kadınların haftalık buluşmalarında ana yemek olarak sofralara taşınıyor. Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Hasan, Pomakların Kırklareli mutfağına armağanı olan kaçamak yemeğinin lezzetinin kelimelerle anlatılamayacağını söyledi. Hasan, özellikle Pomak kadınlarının kendi aralarındaki toplanmalarında ve komşularına ikramlarıyla gelenekselliğini koruyan yemeğin ilişkileri kuvvetlendiren bir kültür unsuru haline geldiğini anlattı. Yöre sakinlerinden Birgül Şık ise annesinden yapımını öğrendiği kaçamak adlı yemeği yaklaşık 30 yıldır yaptığını söyledi. Kaçamağı annelerimizden, nenelerimizden gördüğümüzde 45 yıldan beri yapıp yiyoruz. Çocuklarına da bu gelenek ve lezzeti aktardığını belirten Şık, yemeğin yapımının da lezzetinin de çok güzel olduğunu kaydetti. Peki kaçamak nasıl yapılır? İşte kaçamak tarifi. Kaçamağı yaparken komşularla toplandığımız zaman maniler söyleriz. Akla gelen türküler söylenir. Güzel bir şekilde yapıp yenilir eğlenceli bir şekilde. 5 bardak su koydum. 3 avuç mısır unu koydum kaynamaya başlayınca. Onların üstüne oklayla derdik. Deliklerin üstüne tuzu koyduk. Ondan sonra onu öyle kaynamaya bıraktık. Çok güzel bir şekilde oklayla karıştırdık. Karıştırmadayız zaten. Ondan sonra tereyağını yaktık. Üstüne ilave ettik. Tepsiye diye koyduk. Ondan sonra yemeğe hazır vaziyette ettik. Yarın asker benim yarim, o da ihmal.